25 Kasım 2014'te değiştirilen ÇED yönetmeliğine karşı açılan davalardan önemli kararlar gelmeye devam ediyor. Danıştay 6 maddenin daha yürütmesini durdurdu. Kararla birlikte alışveriş merkezleri, toplu konut projeleri, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri, yüzey temizleme işleminin yapıldığı tesisler, yeraltı suyu çıkarma ve yer altında depolama projeleri ÇED sürecinden muaf tutulamayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şimdiye kadar bu projeler için ÇED gerekli değildir kararı veriyordu. Danıştay'ın kararından sonra bakanlık bilimsel ve teknik bir inceleme yapmadan bu tesislerle ilgili ÇED gerekli değildir kararı veremeyecek. TMOB'a bağlı Jeoloji, Meteoroloji ve Metalürji Mühendisleri Odaları yönetmeliğin ek 2 listesindeki bazı maddelere karşı 3 ayrı dava açtı. Danıştay geçtiğimiz Şubat ayında da ÇED yönetmeliğindeki bazı diğer maddelerle birlikte mega projeleri ÇED sürecinden muaf tutan maddelerin yürütmesini de durdurmuştu. Evet, bu açıklama, bu sonuç, bu yargı kararı ne anlama geliyor? Gerekçeleri açısından da oldukça önemli, ekoloji mücadelesinin hukuk ayağı açısından önemli sonuçlar doğurduğunu söylemek mümkün. Peki nedir bu önemli sonuçlar? Neden önemli bir bu karar? Tabii odalar adına davanın takipçisi olan Avukat Mehmet Oruç yayınımızda, Ankara'dan katılıyor yayınımıza. Merhabalar diyelim öncelikle kendisine. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet Mehmet Oruç, Danıştay'dan gelen bu yürütmeyi durdurma kararı ne anlam ifade ediyor? ÇED yönetmeliğindeki değişiklik çok tartışılmıştı. Bir o kadar tartışmaya değer bir karar da Danıştay'dan geldi sanıyorum. Sizden alalım ilk yorumu. Evet, ÇED meselesi Türkiye'deki bütün çevre sorunlarının temel tartışma başlığı olmayı koruyor. Hemen yeni bir haber daha vereyim. Anayasa Mahkemesi'nde ÇED davalarıyla ilgili önemli bir başvurumuz vardı. Yeşilırmak Nehri üzerindeki HES'lerle ilgili. ÇED davalarında süre koşulunu ortadan kaldırdı Anayasa Mahkemesi. Bu şu demek, yöre yurttaşları ÇED kararlarını ne zaman öğrendilerse her zaman bunu yargıya taşıma olanağına sahip olacaklar. Bu davaları süreden reddeden Samsun İdare Mahkemesi kararını Anayasa Mahkemesi dün adil yargılanma hakkının ihlali olarak yorumladı. Bunu da İmece TV seyircileriyle paylaşalım. Mehmet Oruç, şimdi burada, burada bir kısa duralım. Hemen ona geçmeden duralım çünkü önemli bir karar. Yani bir süre kısıtlılığı sebebiyle aslında bugüne kadar açılamamış, açılsa bile görülememiş davalar olmuştu. Bu Anayasa Mahkemesi kararı yani bize şunu mu getiriyor? Evet. Hiçbir süre kısıtı olmadan çevresel etki değerlendirme süreciyle ilgili projelere dava açılması, yani projelere dava açılması süre kısıtı ortadan kalkmıştır demek mümkün mü? ÇED yönetmeliğinde ne diyordu bu duruma ilişkin? Aynen Utku, senle bir önceki programda bunu değerlendirmiştik. Hatırlarsan bir anons tartışması vardı yöre yurttaşlarına ÇED kararlarının duyurulması ile ilgili. Şimdi Anayasa Mahkemesi buna noktayı koydu. Bütün verilmiş ÇED kararları aleyhine artık dava açılabilir. Bu şu açıdan da önemli. Biz her zaman ekoloji mücadelesi içinde olan insanlar olarak yaşam hakkı söz konusu olduğunda, çevre hakkı söz konusu olduğunda kazanılmış hak iddiasının söz konusu olmayacağını belirtiyorduk. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi kararı ışığında Danıştay kararlarını yorumlamak gerekirse, evet, 6 maddeyle ilgili ÇED yönetmeliğinin yürütmeyi durdurma kararını verdi Danıştay. Ben Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte yorumladığımda aslında hukuka saygılı bir idarenin, burada Çevre Bakanlığı'nın Türkiye'de verilmiş bütün ÇED kararlarını derhal durdurması gerektiğini talep ediyorum. Çünkü Danıştay'ın sizin bandınızda da belirttiğiniz iptal gerekçesi vurguları çok önemli. Sadece üretim ölçeğine göre, sadece işletmelerin kapasitesine göre bir çevresel etki değerlendirme kategorisi oluşturulamayacağını, mutlaka bilimsel teknik kriterlere göre eğer ÇED'den muaf tutulacaksa projeler, bunun belirlenmesi gerektiğini söylüyor Danıştay.
Bir vurgu daha var Danıştay kararında. İlk defa aslında pek alışık değiliz Türkiye'de avukatlar olarak uluslararası mevzuatla birlikte yargılama yapmaya, ama Danıştay bu en son chat davalarında Avrupa Birliği direktiflerini de bakanlıktan istedi ve onları da değerlendirdi. Dolayısıyla daha evrensel bir kriter, daha uluslararası standartta bir yürütmeyi durdurma kararıyla karşı karşıyayız. Biz 3 oda adına 6 maddeyle ilgili yürütmeyi durdurma aldık, ama bilebildiğim kadarıyla Çevre Mühendisleri Odası'nın ve başka kurumların diğer maddelerle ilgili de açtığı davalar var. Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağını bekliyorum. Yani aslında yönetmelik, 2014'te değiştirilen bu yönetmelik, bu iptallerle birlikte içi boşalmış, anlamsız hale gelmiş bir yönetmelik olarak karşımıza duruyor sanıyorum, değil mi Mehmet Oruç? Kesinlikle yoruma açık olmayan bir şey daha var. Özellikle şu anda ÇED süreci devam eden rüzgar santralleri, toplu konut projeleri, AVM projeleriyle ilgili bu karar doğrudan bağlayıcı bir durumda. Bütün il müdürlükleri, çevre il müdürlükleri genelde bu ÇED gerekli değildir kararlarını veriyor. Önlerindeki tüm dosyalarda başvuruları reddetmeleri gerekiyor. Yani, özellikle bu rüzgar santralleriyle ilgili konu Ege bölgesinde ciddi bir sıkıntı. Devam eden ÇED başvurularında mutlaka Danıştay kararını dikkate almak zorunda valilikler. Yani izleyenlerimiz için, bu süreçlere çok da hakim olmayan izleyenlerimiz için şöyle özetleyebilir miyiz Mehmet Oruç? Şu an itibariyle devam eden bütün rüzgar elektrik santrali, alışveriş merkezi, güneş elektrik santrali, toplu konut gibi projeler eğer ÇED'den muaf tutulduysa anında çevresel etki değerlendirme süreci başlatılması gerekiyor ve o projeler eğer yapılıyor, yapım aşamasındaysa durması gerekiyor, öyle mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bu tabii özellikle sizde bir artını çizdiniz, Ege bölgesi için önemli olacak. Çünkü orada ÇED muafiyeti almış projeler var, hayata geçirilmeye çalışılan projeler var. Bunlar için bir dava açılması mı gerekecek şimdi sadece? Süre kısıtı da yok artık sizin de söylediğiniz gibi Anayasa Mahkemesi kararıyla. Dava açılabilir, ama ben idarenin hukuka saygı gösterip tek tek yurttaşların ve mahkemelerin dava ayrı ayrı davalarla uğraşmasına gerek kalmadan doğru bilimsel teknik kriterlere göre yeni bir ÇED yönetmeliği hazırlanana kadar çevre açısından risk doğuran bu projeleri durdurması gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu yeni yönetmelik hazırlanırken bir, bu yargı kararlarını bakanlık artık dikkate alsın, bu gerekçeleri dikkate alsın. İkincisi, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'ne bağlı odalar başta olmak üzere üniversiteler, ekoloji mücadelesi içerisinde yer alan sivil inisiyatiflerin de mutlaka bu yönetmelikler yapılırken görüş ve önerilerinin dikkate alınması gerekiyor. Sadece şirketlerin, sadece proje sahiplerinin temennileri üzerinden bir yönetmelik hazırlanınca işte görüyorsunuz her seferinde yargıdan dönüyor. Onlarca dava açmak ve iptal ettirmek zorunda kalıyoruz. Dilerim bu sefer Çevre Bakanlığı, biz şu anda bakanlığın yanındaki boş bir arazideyiz. Bu sefer yargı kararını ve gerekçelerini dikkate alır ve tüm kesimlerin görüşlerini dikkate alarak, katılımcı bir süreç işleterek, doğru bilimsel teknik kriterlerle Avrupa ve dünyadaki diğer uygulamaları gözeten yeni bir ÇED yönetmeliği hazırlamasını diliyorum. Evet, belki oradan sesiniz ulaşmayabilir bakanlığa, ama şimdi çok önemli bir eşik aşılmış. Yani yargı en azından bu ÇED düzenlemesine karşı olan bütün sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, ekoloji çevre mücadelesi verenlerin talebini kabul etmiş. Bundan sonra bunun duyurulması ya da bundan sonra bunun artık idareye bir baskı uygulanması gerekiyor sanıyorum. Çünkü sizin de dediğiniz gibi idare eğer bu Danıştay kararını karşısına alırsa bütün ÇED'den muaf tuttuğu bu ilgili projelerin hepsini durdurması gerekiyor. Bunun için bir çabaya girecek misiniz? Siz TMOB'a bağlı odalar olabilir, diğer başka örgütlerle birlikte olabilir. Yani bu idareye, bu baskının da idarenin kulağına bir su kaçırmak gerekiyor sanıyorum. Önümüzdeki günlerde davacı odalar ortak bir basın açıklaması yapacaklar. Diğer davaların da sonucuyla birlikte, ama özellikle Anayasa Mahkemesi'nin dün vermiş olduğu ihlal kararının
gerekçesi de bizim için önemli olacak. En kısa sürede de Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesini yazılı olarak açıklamasını bekliyoruz. Evet, o gerekçe de çok önemli. Peki Danıştay'ın kararının gerekçesine şöyle bir dönüp bakacak olursak izleyenlerimize aktaralım. Burada önemli vurgular var demiştiniz. Belki birkaçını daha bizimle paylaşmanız mümkün olur. Bir kere bu sadece belli şeylerle ilgili açıldı, belli başlıklarla ilgili açıldı ama ÇED'in yaklaşımına ilişkin bir değerlendirme var. Yani siz sadece kapasiteye göre değil, çok düşük kapasitede bile bir projeyi hayata geçiriyorsanız o yörenin özelliğine bakacaksınız, doğal açıdan hassasiyetine bakacaksınız, ekolojik açıdan koruma statüsünde olan sahalarda olup olmadığına bakacaksınız. Buna göre karar vereceksiniz ve bu ÇED muafiyetini ortadan kaldırınca Danıştay bunlarla ilgili yeni ÇED raporları hazırlanmak zorunda kalacak. Aslında sorun şu ortaya çıkan tablo. ÇED'ler Türkiye'de öteden beri tamamen bir idari formalitenin yerine getirilmesi olarak yorumlanıyor ve maalesef bu ÇED projeleriyle ilgili biz önemli kazalar olmaya başladıktan sonra, çevre kirlenmeye başladıktan sonra, bunun zararlarını yaşamaya başladıktan sonra doğru olup olmadığını test ediyoruz. Ama ÇED bu demek değil. ÇED'in amacı bütün bu çevresel zararlar, kirlilik ortaya çıkmadan bunu öngörüp engellemek. Dolayısıyla ÇED projenin nasıl yapılacağını değil, yapılıp yapılmayacağının incelendiği bir süreçtir. Evet ve bu sürece ilişkin de Danıştay'ın kararı oldukça açık. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Oruç. Vaktinizi ayırdınız, değerlendirmelerde bulundunuz hem de önemli bir haberi paylaştınız bizlerle. Sağ olun. Buyurun. Ankara'dan hep böyle güzel haberler paylaşmayı diliyorum. Biz de öyle umuyoruz. Çok teşekkürler Mehmet Oruç. Sağ olun, kolaylıklar. Evet değerli izleyenler. Meteoroloji mühendisleri adına ve jeoloji mühendisleri, mühendis odaları adına Danıştay'daki 6 maddenin iptali istemiyle açılan davanın avukatı Mehmet Oruç, yıllardır çevre ekoloji alanında davaların avukatlığını da yapan bir isim, güzel bir haberi de paylaştı bizde. Biz onunla Danıştay'ın ÇED yönetmeliğiyle ilgili verdiği yürütmeyi durdurma kararlarını konuşmak üzere döndük. Ancak o girişte çok önemli bir kararı da paylaştı bizlerle. Anayasa Mahkemesi'nin kararını, hani şu Can Dündar'la Erdem Gül'ün serbest kalmasına vesile olan en yüksek mahkemenin kararını. O kararda çevresel etki değerlendirme sürecinde zaman kısıtlamasını ortadan kaldırıyor. Zaman sebebiyle, vakit sebebiyle geç kalındığı için açılan davaları reddetmişliği var idare mahkemelerinin. O mahkemelere artık bu hakkı tanımıyor Anayasa Mahkemesi. Ne zaman olursa olsun çevresel etki değerlendirme sürecine, o ÇED dediğimiz sürece dava açılabilir. Bütün davalar Türkiye'de neredeyse tartışmalı projelerle ilgili ÇED'e açılır. Bunun da tekrar altını çizelim. Projenin bütününe dair bir iptal davası açılamaz. Ancak çevresel etki değerlendirme gibi bu Avrupa Birliği müktesebatı gereği Türkiye'de yasalara girmiş o sürece açılır davalar ve duran projelerde ÇED iptal edilerek durdurulur. Çok örneği vardır Türkiye'de çevre ekoloji mücadelesi açısından. Önemli bir alan, önemli bir hukuki nokta. Biraz detay olduğunun farkındayız ama önemini anlatmak için ben de böyle özetlemiş olayım sizlere. Devam edelim diğer haberlerle.